İyi akşamlar efendim. Türkiye'nin en interaktif haber tartışma programı şimdi söz sizde. Hoş geldiniz. Ben Hilmi Acaloğlu. Bugün Türkiye siyasetinin nevi şahsına münasır bir ismini Hüseyin Aygün'ü konuk edeceğiz. CHP Tunceli Milletvekili. Hüseyin Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Aslında uzun süredir ekranlardan uzaksınız. Belki de 7 aylık ekran suskunluğunuzu şimdi söz sizde de bozuyorsunuz diyebiliriz. Şöyle başlamak istiyorum. Özellikle siz son dönemde çözüm sürecini eleştiren tweetler attınız. Yani televizyon programlarında konuşmadınız ama burada çok net bir şekilde eleştirinizi ortaya koyuyorsunuz. Bu eleştiriler dile getirildikçe bir takım çevrelerde bu eleştirileri dile getirenleri sabotajcı olarak, sürecin sabotajcısı olarak suçluyorlar. Siz kendiniz böyle hissediyor musunuz? Yani bu tweetleri bu süreci sabote etmek için mi atıyorsunuz? 14 Ağustos günü PKK'lar tarafından kaçırıldıktan sonra oluşan büyük halk tepkisinin ardından serbest bırakıldığında Türkiye'deki milliyetçi çevrelerin bütün baskılarına göğüs gererek barış dolu bir konuşma yaptım. Yani eğer barışa ben ve benim temsil ettiğim kitle karşı olsaydı, her gün şehitlerin geldiği Ağustos 2013 ayında barışı, kardeşliği, dağdaki gençlerin topluma kazandırılmasını savunmazdım. Üstelik bugün kaçırıldığınızda sizin için şöyle söylendi. Yani sanki PKK ile bir işbirliği halinde kaçırıldınız ve onlara meşruiyet kazandırmak için, onları sevimli kılmak için kaçırıldığınız da söylendi. Bunu başbakan ve ona bağlı bazı isimler yaptılar ve medya yaygın şekilde işledi. Ama bir başbakan eğer elindeki muazzam istihbarat olanaklarına, o gün bölgede aktif olan 6 HERO'nun görüntülerine rağmen hiçbir delil sunmadan bir milletvekilini danışıklı dövüş yapmakla suçluyorsa onun dürüstlüğüne şüphe etmek gerekir. Peki Aleviler bu süreçten neden rahatsız? Çünkü dün Maltepe'de Alevi evleri işaretlendi ve ölüm yazıldı bütün evlerin kapısına. Çok büyük bir kitle yürüyüş yaptı. İlk Adıyaman'da başlayan Alevi mahallelerinde kimi evlerin kapılarını işaretleyip Alevileri terbiye etmeye, gözdağı vermeye dönük baskı kampanyası dün Maltepe'deki olayla yeni bir halka kazanmış oldu. Ve bütün bu Alevileri tehdit eden, dışlayan, hedef gösteren kampanyaya karşı başta İçişleri Bakanı olmak üzere valiler, Cumhuriyet Savcıları kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Barış denen bu süreç Alevilerin hedef alındığı, ötekileştirildiği, dışlandığı başka bir süreçle el ele yürüyor. Niye böyle düşünüyorsun yani? Niye dışlandığını düşünüyor Aleviler? Yani pazar günü yanılmıyorsa hafta sonu bir yürüyüş, bir miting olacak. Hayır, büyük... Ankara'da büyük Alevi kurultayı olacak. Kurultayı olacak. Üçüncüsünü yapacaklar. Biraz da bu barış sürecinde biz de varız demek için Aleviler bir araya geliyorlar. Daha evvelden de iki tane yapmışlardı. Pazar günü hem kendilerine dönük yürütülen AKP ve İslamcı medya kaynaklı hedef göstermelere, terörize etmelere, barışa karşıymış gibi onları lanse etmelere bir cevap verecekler. Hem de nasıl bir barış istediklerini ortaya koyacaklar. Türkiye'nin 15-20 milyonluk Alevi ulusunu inkar eden bir barışın barış olamayacağı açıktır. Ulus vurgusunu neden yaptınız? Tabii. Aleviler bir millettir çünkü buna inanıyorum. Hilmi Bey, ben çocukluğumdan beri babama, dedeme, nineme sorardım biz kimiz diye. Hani bu Dersimlilerin, Alevilerin kimlikleri öteden beri tartışmalıdır. Biz ne Türk ne Kürdüz, biz Aleviyiz derlerdi. Bunu kendi ana lisanım olan Zazaca'da da söylerlerdi. Dolayısıyla ben Arap, Zaza, Türk, Zazaca Kürt, nasıl söylüyor bu? Ma Kırmancı mı? Biz Aleviyiz derler. Kırmanç Alevi demek bizim konuştuğumuz. Öyle değil mi? Evet. Ben o yüzden bütün ana dilleri farklı olan toplulukların Türkiye'de Alevi ulusunu oluşturduklarını düşünüyorum. Tersinden bakarsanız bugün kampanyayı yürütenler de onları bir ulus gibi görüyorlar. Kandil'deki PKK liderlerini de Alevi kimlikleri nedeniyle hedefe koyuyorlar. BDP içinde siyaset yapan Aysel Tuğluk'u da hedef gösteriyorlar. Biliyorsunuz Aysel Tuğluk birkaç hafta evvel laikliğin güvencesi PKK'dır gibi bir demeç vermişti ve İslamcı cenah Aysel Hanım'a çok yüklenmişti. Karşı taraf da aslında Alevileri bir ulus gibi algıladıklarını PKK içindeki Alevileri bile ötekileştirerek bize yeniden öğretiyorlar. Evet, Aygün Süreç'ten aldığı güçle mecliste Kürtçülük ve Dersim konusunda ısrarcı davranıyor. Siz Kürtçülük yapıyor musunuz? Yok, hayır, yapmıyorum. Ben bütün halkların kardeşliğinden yanayım. Türk ve Kürt halkının, Zazaların, Ermenilerin, Arapların, Süryanilerin kardeşliğinden yanayım. Ezidilerin, bunların sayıları artık binlerle ölçülüyor. Kürtçülük kesinlikle demokratik bir arada yaşama duygusuna uygun bir ideoloji değil. Türkçülük de kanımca öyle değil.
Ben bugün Kürtçülüğün de en az Türkçülük kadar demokrasiye zarar verdiği görüşündeyim. Çünkü demokrasi bütün inançların, dillerin, kimliklerin barış içinde bir arada yaşamasıdır. Herkesin birbirinin hukukuna saygı duymasıdır. Ama milliyetçilik demokrasinin ölüm fermanıdır, öyle değil. Ya bugün Kürt siyaseti biraz milliyetçi siyasete mi evrildi? Yani milliyetçilik üzerinden mi bir siyaset yapıyor diye? Kürt siyaseti başından beri milliyetçiydi ama bugün biraz İslamcılığa evrildiğini görüyoruz. Mesela Hüdapar'ın bölgedeki etkinliği, örgütlendikten sonra kat ettiği aşama, Malatya'dan, Diyarbakır'dan, Bingöl'den, Batman'dan bir veya iki milletvekili çıkaracak oluşu ve örgütlenir örgütlenmez Diyarbakır Üniversitesi'nde, Dicle'de yurtsever ve solcu öğrencilere saldırmaları, Kürt hareketinin tabanın İslam ile eşliğine, bunun da hükümetten güç alarak peydahlandığını gösterir. Benim kanımca Abdullah Öcalan'ın da Nevroz'da bin yıllık İslam kardeşliği demesi aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MİT başkanının kendisine gösterdiği yörüngeyle bağlantılı görünüyor. Bundan peki siz niye anlıyorsunuz? Yani bu İslam bayrağı altında olmak, İslam kardeşliği. Yani konuştuğum Alevilerin bir kısmında ciddi bir bu tedirginlik yaratıyor. Bu Alevilere ne çağrıştırıyor? Yani niçin bu kadar bu mesele onların endişesini beraberinde getiriyor? Aslında Hilmi Bey, sadece Aleviler için değil, bütün demokrat, seküler, laik, bütün kesimler için İslam bayrağı sloganı açık bir tehdittir. Bin yıllık İslam kardeşliği diyen Öcalan, bırakalım 100 yıl evvelki Ermenilerin, Süryanilerin, azınlıkların başına gelenlerin dinsel arka boyutunu ihmal etmekle kalmıyor. Kanımca son 30 yılda Kürtlerin bir bölümünün PKK eliyle Türklerle savaşmasına yol açan 30 yıllık savaşın nedenini de inkar ediyor. Eğer bir kardeşlik olsaydı 1984'ten bu yana Türkler de Kürtler de Müslüman olduğu halde bu savaşın olmaması gerekirdi. Ama son 30 yıllık PKK'nın yürüttüğü terör hareketi veya iç savaş, adına ne diyeceksek, İslam bayrağı denen şeyin toplumları birleştirmediğini ortaya koyuyor. İslam bayrağının ifade ettiği ümmet fikri Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra ortaya atıldı ve hayali bir fikirdi. 4 tane halifenin 3'ü eceliyle ölmedi. Ebu Bekir yaşlı olduğu için öldü. Daha sonra devam eden İslam'ın egemen olduktan sonra izlediği politikalar da hiç de barışçıl ve demokratik bir vizyon taşımadığını, halkların boğazlaşmasına yol açtığını gösteriyor. Bütün katliamlarda bence hem Anadolu'da hem Orta Doğu'da İslam bayrağı sadece kan ve gözyaşı getirmiştir. Bir yalandan ibarettir. Yani gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Bu cümleleri kurarken İslam düşmanı olarak yaftalanmaktan korkmuyor musun? Hayır, siyasal İslam'ı kastediyorum ben. Sıradan inancını yürüten dindar insanların duygularıyla bugün onu siyasete alet edip toplumları bölen ve siyasi rant elde edenlerin, yani egemen sınıfların konumunu ayırmamız gerekiyor. Mesela bugün Suriye'de iç savaşı destekleyen, Özgür Suriye Ordusu çetelerini finanse eden AKP hükümeti açıkça İslam'ı istismar ediyor. Ben onları eleştiriyorum. Onların Suriye'de kimyasal silah kullanan Özgür Suriye Ordusu'na destek verdiklerini unutmayalım. Birleşmiş Milletler 2 gün evvel Özgür Suriye Ordusu'nun sarin gazını kullandığını tespit ettiğini açıkladı. Hükümet bu gazı kullanmamıştır dedi. İslam adına hareket eden Özgür Suriye Ordusu çeteleri kimyasal silah kullanıyor, insanlık suçu işliyorlar. Onlar da hükümet suçluyorlar ama yani bir taraftan da böyle bir şey var. Ama bu savaşı destekleyen ve Esad'ın gitmesini isteyen Batı bloku, Suriye'nin içindeki insanlık suçlarını araştıran bir komisyon kurmuş durumda. Bir süre evvel kuruldu ve bu komisyonun ön raporunda yer alıyor bu bilgiler. Doktorlardan ve o gazdan yaralanmış mağdurlardan alınan ifadelere göre atılan kimyasal gazı Özgür Suriye Ordusu militanları atmış. Bunu Birleşmiş Milletler'e bağlı bir komisyon söylüyor. Çok önemli. Evet. Bu arada Dersim'le ilgili, daha doğrusu Tunceli'nin eski ismi Dersim ile anılmasını istiyorsunuz. İsminin değiştirilmesini istiyorsunuz. Evet. Bu ısrarınızın altında ne yatıyor? Yani tabii bölücülük yatmıyor. 1935'e kadar Hilmi Bey orası zaten Dersim'de. Halk türkülerinde, TRT'nin repertuarında, eski haritalarda Dersim olarak geçiyordu. Benim istediğim şey, halkın zaten yüzyıllardır kullandığı otantik bir adım. Günümüzde Kürt sorunu eğer çözülecekse, halkların kardeşliği temelde yeni bir anayasa, bütün kimliklerin kendine özgürce ifade ettiği yeni bir Türkiye kurulacaksa, çok basit bir istekten öteye gitmiyor. Tunceli Dersim olsun diyorum.
Yer yerleşim yerlerinin de adları verilmeli. Ermenici olanlar, Arapça olanlar, Süryanici olanlar, demokrasi bunu gerektirir. Şimdi Mir Celadet şöyle yazmış. Celladına aşık olmak nasıl bir durumdur? Tunceliler, Dersimliler, CHP'ye oy verdikleri için öteden beri suçlanır. Şimdi 38'de konuşacağız ama önce buradan başlayayım. Hakikaten böyle bir ilişki var mı yani? Celladına aşık olmak ilişkisi. Bu tartışmalar aşıldı aslında. Yani bunu soran arkadaşlar çok kaslı diye düşünüyorum. Celladına aşık olmak marazi bir ruh hali ve Stockholm sendromundan geliyor. Evet. Bizimkisi hani kim bizim haklarımızı savunarsa, kim demokrasi vaat ederse onunla birlikte yürümekten ibarettir. Dersimliler de 1970'li yıllarda Demokrat Parti'nin ilk ortaya çıktığı dönemlerde oralara milletvekili vermiş. CHP dışında da seçmen davranışları göstermiş bir bölgedir. Ama şunu da vurgulayayım. CHP'nin üstlendiği ve savuna geldiği laiklik ilkesi Aleviler açısından yaşamsal bir önem taşıyor. Şimdi AKP merkezli hükümet her sabah siyasal İslam'ın yeni bir zaferiyle sağ olsun bizi uyandırıyor. Bir gün türban ilkokullara giriyor. Bir gün Hazreti Muhammed'in kutlu doğum haftasında Diyanet'in görevlileri gidiyor bir okulda dualar okuyorlar. Başka bir gün çember sakallı biri bir lisede gidiyor, bilim adamı pozuyla derslere giriyor. Böyle bir Türkiye'de CHP'ye sığınmaları, laik güçlerle birlikte yürümeleri son derece anlaşılır. Çünkü Aleviler unutmayalım ki yüzyıllardır inançları nedeniyle katliama uğramışlardır. Soy kimlikleri, konuştukları diller daha sonra gelir. Önce inançları nedeniyle hedef olmuşlardır. Dün Maltepe'de kapıların işaretlenmesinin sebebi de inançtır, başka bir şey değil. Bu belli bir çevrelerden yapılan planlı bir organizasyon mu? Yoksa bir takım gençlerin yaptığı, ne bileyim başka bir şeyi olabilir mi? Alt nedeni olabilir mi? Rahmetli Aziz Nesin çok güzel bir şey söyledi. Eğer bir olayın faili bulunamıyorsa faili devlettir dedi. Ben devlet ve onunla bağlantılı güçlerin yaptığını düşünüyorum. Peki laiklik konusunda bir vurgu var. Yani özellikle son dönemde laiklikten şöyle diyelim vazgeçileceği demeyelim de ödün verileceği endişesi mi var Alevilerde? Laiklik zaten kalmadı ki ne ödünü. Türkiye'de laiklik diye bir şey kalmadı. Laikliği belirleyen iki çok önemli kıstas var. Birincisi devletin dinlere maddi yardım yapmaması. Ama en başından beri devlet dinlere maddi yardım. Ama böyle bir dönem Hilmi Bey hiç olmadı. Şu an mesela müthiş şişkin bir Diyanet bütçesi var. Diyanet devlet protokolünde 10. sıraya geldi Diyanet İşleri Başkanı. Artık Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Başbakan Tayyip Erdoğan kadar yetkili bir adam Türkiye'de. Her konuda görüş açıklıyor. Eğitimle ilgili, başka alanlarla ilgili fetvalar veriyor. Ben şöyle görüyorum yani AKP şiddete dayanan bir İslamcı partinin yasal yollarla yapacağını yine yapıyor. Hiçbir fark göremiyorum. Sadece milletin öyle yaptığını söylüyor. Türkiye'de laiklik falan yok ki. Önceden de yoktu ama bazı kırıntılar vardı. AKP son kırıntılarını da tasfiye ediyor. Öte yandan mesela 3 tane din dersinin kabul edilecek olması, Eylül'de Kur'an ve Hazreti Muhammed'in hayatı gibi zorunlu din derslerine ek olarak 2 yeni dersin gelecek olması da bütün seküler kesimleri Türkiye'de kaygılandırıyor. Bunun dini bir baskı anlamına geldiği çok açık. O dersi kabul etmeyen bir öğrenci velisi sonuçta vicdani kimliğini açıklamak zorunda kalacak. Bu bile sadece bir baskı anlamına gelir. Kaldı ki hükümet bu kampanyayı en iyi okullar imam hatipler olacak diye yürütüyor. Ve Diyanet İşleri Başkanları, şu Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri imamlar çoğu okullarda din bilgisi öğretmeni olarak derslere girmeye başladı bile. Diyarbakır'da olanları söylemiyorum. Mesela Kutlu Doğum Haftası'nda Nevroz kadar büyük kitleler yürüyorlar ve Kemalizmi tarihe gömelim diyorlar. Kemalizm tarihteki yerini alsın, İslam kuralları uygulansın diyorlar. Hüdapar kuruldu mesela. Bütün bu gelişmeleri laikliğin artık son kırıntılarının da yok olması olarak algılayabiliriz. Ben bundan sonraki süreci diğer kesimler üzerinde açık bir baskı süreci olarak görüyorum. Diğer kesimleri biraz açar mısınız? Yani birine Aleviler olduğunu ya, anladık yani. Yani başka kim var? Laik, orta sınıflar, Hristiyanlar, sosyalistler, solcular, 1 Mayıs'ı kutlayanlar, 17 yaşındaki Dilan'ın başına gaz bombası isabet ettirip sonra kaldığı hastanede bile ona tahammül etmeyip onu taburcu edenler herhalde bize aydınlık bir gelecek hazırlamıyorlar. Bu bakımdan AKP gibi düşünmeyen bütün kesimlere, bunun içinde laik Müslümanlar da var, ağır bir şiddet ve baskı dönemi bekliyor. Siz Kemalizm'e böyle daha mesafeli duran bir siyasetçisiniz öteden beri. Fakat az önce Kemalizm'i tarihe gömecekler deyip sanki orada Kemalizm'in bu topraklar için fena bir şey olmadığını söylediğinizi anladım. Tabii, yanlış mı anladım? Yok, anlamadınız. Atatürk çok büyük bir lider.
Onun 1923 değerimi de çok büyük bir değerim. Bunu ben söylemiyorum. Dünyadaki bütün siyaset bilimi uzmanları söylüyor. Ama sanki adına yapılanlar, sanki Atatürk'le mesafeniz var. Yani ona çok yerden yere vuruyorsunuz gibi bir portre çizmişti. Ben Atatürk'ün kurduğu Türkiye'nin daha ileri taşınması gerektiği görüşündeyim. Diyelim tekleştirici, milliyetçi 1920'ler 30'lar politikası aşılmak zorunda. Ama o dönem dünyanın şartları da çok kötüydü Hilmi Bey. Bugünden Atatürk'e haksızlık edemeyiz. Kendi konjonktürünü değerlendirmek gerekiyor. Evet, yani İtalya, Almanya ne haldeydi oralar? Soykırımlar yapıldı falan. Bu arada Dersim'in hanesine de büyük bir katliam düştü. Ama buna rağmen Atatürk büyük bir devrimci ve Cumhuriyet tarihsel anlamda büyük bir atılım idi. Bugün Cumhuriyet'in elde ettiği bütün şeyleri AKP yok etmek istiyor. O yüzden AKP'nin bu kadar çok Kemalizme saldırması aslında elde edilen demokratik kazanımları yok etmeye dönük olduğunda ben bu Kemalizme saldırı kampanyasına şiddetle reddediyorum ve sahip çıkıyorum. Olumlu yönlerine sahip çıkmalıyız. Atatürk büyük bir devrimciydi. Buna başından da inanıyordum ama beni CHP'de yalıtmak isteyen kimi çevreler, bazı başka maksatlı arkadaşlar hep böyle Atatürk'le bir karşıtlık kurmaya çalıştılar. Öyle değildi. Baştan da öyle değildi yani. Evet, peki Atatürk meselesini bir kenara koyduk. Kemalizm meselesini de başka bir kenara koyduk. Dersim konusunda Cumhuriyet Halk Partisi, yani 30'lu yıllar eleştirdiğimiz bir tek tipçi bir yapı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi de o dönem tek parti iktidarı olarak iş başında ve Dersim'de 37-38'de yaşanan, hatta 35'ten beri gelen bir süreç orada. Cumhuriyet Halk Partisi orada yaşananlarla yüzleşmeye şu anda hazır mı? Siz içeriden bir insan olarak nasıl görüyorsunuz? Tarih Türkiye'de çok fazla siyasi polemik malzemesi oluyor. AKP'nin izlediği politikada Dersim'le ilgili olarak CHP'nin adım atmasını zorlaştırıyor. Mesela Dersim özründen dolayı duyulan memnuniyet şu an yerini pişmanlığa bırakmış durumda. Çünkü özrün değeri düştü. O zaman da bazı akıllı arkadaşlar bizi uyardılar. Başbakanın bu özrü sahte ve korkarız ki özür değer kaybedecek. Özür denen şey çirkefleşecek diye bana yapılan konuşmalar oldu. Ben büyük bir iyi niyetle bu özür her şeye rağmen anlamlıdır falan demiştim bugünlerde. Ama bugün görüyorum ki o özür de tümüyle Kılıçdaroğlu Dersim kimliğinden dolayı sıkıştırmak ve Mustafa Kemal'i bir kez daha vurmak için yapılmış bir manevradan ibaretti. Aksi takdirde 11 yıldır neden AKP'nin Dersim konusunda hiçbir şey yapmadığını, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesini beklediğini hevesle bu meseleyi açmak için sorgulamamız gerekiyor. Ama Kılıçdaroğlu'nu orada köşeye sıkıştığını söylemek mümkün yani. Orada da Sayın CHP Genel Başkanı, bir Alevi de olan CHP Genel Başkanı daha farklı bir tavır sergileyebilirdi. O orada biraz bocaladı bence. Şöyle, ama herkes diğer siyasi rakibinin katliamı konusunda duyarlı. Diyelim Uludere konusunda işte AKP döneminde oldu. Herkes hücum ediyor. AKP de ne yapıyor? 1940'larda İsmet İnönü şunu yaptı diyor. Dersim'de böyle yaptı diyor. Hiç kimse samimi olarak bununla yüzleşmeye hazır değil. Birkaç tweet okuyayım. Uğur Ulaş demiş ki Alevilerin %90'ı Atatürkçüdür. Bunu herkes bilir. Mustafa Temel CHP'nin içindeki PKK'lı Hüseyin Aygün demiş. Bu arada daha gerilerde şeyi okudum. Dersim milletvekili olmanız, CHP'den olmanız çok eleştiriliyor. Eğer omurgası varsa CHP'den istifa etsin. Yani bir taraftan PKK'lı olmakla suçlanıyorsunuz. Öbür taraftan Alevi halkının sırtından siyaset yapmakla suçlanıyorsunuz. Yani çok enteresan bir, şu cümleleriniz bile farklı algılanıyor. Yani ben Mustafa Kemal'i seviyorum insan olarak. Kemalizmin Türkiye'de çok kötüleştirildiğini düşünüyorum. Atatürk adına çok kötü şeyler yapıldı. Mustafa Kemal'in kendisini ayırmamız lazım. PKK meselesine gelince, yani beni kaçıran, tehdit eden, can güvenliğimi tehlikeye sokan örgüt. Bugün onunla müzakere yürüten, doğrudan muhatap olan da beni o dönem suçlayan başbakan. İzleyicilerin bu çelişkileri göz önünde tutmasını diliyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Evet. Jasmine Alves de şöyle demiş. PKK ve destekçileri yıllarca Şeyh Şif tarafında yer almadı mı? Bu yeni bir süreç değil demiş. Sizin programın başındaki cümlelerinize atfen. Evet. Şöyle devam edelim. Tunceli Dersim olsun önerisi Cumhuriyet Halk Partisi nasıl yankılandı? CHP buna destek verir mi? Verecek tabii, çünkü otantik yer isimlerinin değiştirilmesi, kabul edilmesi, eski isimlere dönülmesi veya yeni isimlerle eski isimlerin bir arada kullanılması. Tıpkı benim yaptığım gibi. Ben resmi yazışmalarda Dersim tire Tunceli milletvekilini kullanıyorum. BDP'liler de Diyarbakır'dan Ahmet diye bahsediyor mesela. Oranın da Ahmet olması mesela. Ama bu yönde yaygın bir talep yok Hilmi Bey. Dersim çok eski bir yer.
Yani Dersim daha 1517'de bugünkü Nazmiye kazası civarındaki 9 tane aşiretin Desimu diye adlandırıldığı bir bölge. Yani hikayesi en az 500 yıllık ismi bile. Belki eski çağlara da uzanıyordur. İlk resmi belge 500 yıl önceye ait. Dolayısıyla bu talebin hani çok basit bir talep olduğunu düşünüyorum ben. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, hükümetin bir an evvel adım atması lazım. 4 Mayıs Aleviler için önemli bir gündü. Evet. İstanbul'da da yürüyüş yapmaya çalıştılar ama bir takım gene orada izin verilmedi yanılmıyorsam. Evet. 4 Mayıs için Alevilerin talebi nedir? Ne istiyorlar? Nesi 4 Mayıs onlar için bu kadar önemli? 4 Mayıs 1937'de Dersim'le ilgili Bakanlar Kurulu bir karar aldı. Yani Adnan Menderes'in de İzmir'den senatör olduğu, parlamentoda bulunduğu, Demokrat Parti'nin kurucusu Celal Bayar'ın da bünyesinde siyaset yaptığı CHP'li Türk parlamentosu, tek parti iktidarı bir karar aldı. Bu karar Dersim'le ilgili işte 37'de ve 38'de yapılan büyük katliamların fermanı niteliğinde, halk türkülerinde de öyle adlandırılır. Mesela fermanı Dersim veto derler. Dersim'in fermanını çıkardılar. O nedenle birkaç yıldan beri Dersimliler ve Aleviler 4 Mayıs'ı bir Alevi katliamı olarak anıyorlar. Ben de pazar günü Doğum Kilisesi'nin önündeydim. Talepleri ise kısaca önce özür dilenmesi, sonra yaralana sağaltılması için bazı adımlar atılması. Bunun içinde ders kitaplarında 38'deki haksızlığın yeni nesillere anlatılması talebi de var. Yakılan yıkılan yerleşim yerlerinin yeniden onarıma açılması da var. Evet, bu ayda tabii o günün yaz günü olarak kabul edilmesini istiyorsun. Tabii, yani. Tabii. Bizim yaptığımız törenler de yaz törenleriydi. Ama İstanbul'da da Tunceli'de de yürüyüşe izin verilmedi. Evet. Eren Türker şöyle demiş, İsmet İnönü hakkında ne düşünüyor? Sabiha Gökçen hakkında da ne düşündüğünü sormuş. Şimdi şöyle söyleyeyim, bunlar Türkiye'nin milli simgeleri. Yani genç arkadaşlarımız internette, sosyal medyada çok etkinler ve çok kızgın şeyler yazıyorlar. Mesela Sabiha Gökçen'in adı kaldırılsın, şu tarihe havale edilsin. Ve bütün bu kampanyayı bence hükümet destekliyor. O yüzden herkes bu kadar rahat hareket ediyor. Mesela İslamcılığa karşı, İslamcılığın tek tipleştirmesine karşı, toplumu geriye götürmesine karşı ne yazılıyor merak ediyorum. Sevan Nişanyal arada bir eleştirel şeyler söylüyor. Adam başına gelmedik şeyler kalmadı. İzlemenizi öneririm Ermeni yazı. Burada programda konuk ettik. Çok şiddetli tepkiler alıyor. Bu Dersim'le ilgili bugün AKP'nin kollarına sığınıp durmadan İnönü aleyhine, Sabiha Gökçen aleyhine, Atatürk aleyhine yazıp çizenler. Acaba hiçbir cezai soruşturmayla karşılaşıyorlar mı? Onları tehdit eden bir sistem var mı bugün? Yok. Ama Fazıl Say'ı Ömer Ayyam'dan alıntı yaptı diye dünyaca ünlü Fazıl Say'ı dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle mahkum eden bir mahkeme var Türkiye'de. Dolayısıyla bu arkadaşlara önerim şu. Dersim konusunda gösterdiğiniz duyarlılığı siyasal İslam konusunda gösterebilecek misiniz? Bu arada bir tweette şöyle, İslamofobi hakkında ne düşünüyor? Böyle bir sorunu var mı diyor İslamofobi? Yok, Türkiye'de Alevi fobi vardır. Türkiye'de laik fobi vardır. Türkiye'de İslamofobi falan yok. Başbakan her gün en güzel lise, İmam Hatip Lisesi olacak. Ne İslamofobisi? Öyle bir şey yok, yalan bu yani. Batılı ülkelerde var ama siyasal İslam hedef oluyor. İşte en son Boston'daki bombalama eyleminden dolayı Obama'nın yaptığı açıklamalar var. Bizim içimizde büyüdüler, burada dünyaya geldiler, nasıl böyle bir şey yaptılar diye dini suçlu ima eden bazı açıklamalar oldu. Ben Türkiye'de böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine Türkiye'de ateistler, laikler, Aleviler, Bektaşiler, Süryaniler, Ezidiler üzerinde bir baskı politikası var. Evet, bir kısa reklam arası efendim, hemen geri dönüyoruz.